Merhabalar Ayşe Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modeli çok soran vardı. Birkaç arkadaşımız denemiş ama aynı sonucu alamamış. Şimdi biz de onlar için gösterelim inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İpimiz arkadaşlar Alize Angora Gold. Böyle batik ip. İsterseniz siz sadece düz iple de çalışabilirsiniz. Şimdi şişlerimizin numaralarına geçelim. Arkadaşlar bugün size 5,5 numara ve 2,5 numara şiş kullanacağım. Eğer 6 buçuk varsa evde 6 buçuk kullanırsanız daha iyi olur bir tık daha büyük olursa daha iyi olur. benim elimde 6 yoktu o yüzden 5 buçukla başlayacağım bugün size bu güzel zırh modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar modelimiz böyle yazlık modeller için çok güzel ve çok şık şöyle arkasında göstereyim bu şekilde arkası da bu şekilde oluyor şöyle açıyorsunuz yani model bozulmuyor asla böyle çektikten sonra yine aynı modeli alıyor hiçbir sıkıntı olmuyor toparlanıp aynı haline alıyor İnşallah bugün size bunu anlatırım Siz de benimle beraber yaparsınız şimdi yapım aşamasına geçelim ilk önce ilmeklerimizi atmayla başlıyorum şöyle küçük bir tane parçada göstermek istiyorum sonra diğerine geçip öreriz şöyle ilmeklerimizi atalım önce kalın şişimizi atacağız ilmeklerimizi istediğiniz gibi ilmeklerinizi atabilirsiniz hiç sorun değil 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane yeterlidir arkadaşlar. Anlatım için şöyle döndürüyoruz. Tek sıkıntımız biraz şişlerimiz büyük arkadaşlar. Küçük şişimiz de yok kameranın altına sığmıyor elim rahat örmüyor şöyle ilk baştakini örmeden alıyorum örmeden aldım ipimi arkaya atıyorum bunu buradan şöyle düz olarak örüyorum karem kameramızı netleyelim düz olarak ördüm bir tane bana taraf attım normal buradan örmüyoruz tersi şöyle arkadan arkadan Aldım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters bir düz örüyoruz ama tersimizi arkadan alıyoruz. Şimdi bunu önden ördüm. Tekrar bana tarafa attım. Şöyle arkadan alıyorum. Arkadan alıp çıkardım. Tekrar arkaya attım. Düzünü düz örüyorum. Bütün modelimizin püf noktası şöyle şu arkadan almak arkadan aldım. Öndekini düzü düz örüyorum normal bir şekilde. Tekrar bana taraf attım. Ters örüyoruz. Tersi arkadan alıyorum. Şöyle şuradan. Arkadan alıp örüyorum. Düzü düz ördüm. Tersi şöyle arkadan alıyorum. Düz tersi arkadan alıyorum son ilmeğimi düz örerek tamamlıyorum şimdi kalın şişle biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar ördükten sonra alışacaktır eliniz onu da söyleyeyim şöyle birazcık küçücük daha yakınlaştıracağım ilk baştakini yine örmeden alıyorum İpimi arkaya atıyorum çünkü düz. Şöyle gördüğünüz gibi düz ilmeğimiz var. Düzü düz olarak örüyorum. Bana taraf attım, tersi. Şöyle birazcık bollatın. Şuradan arkadan. Arkadan ilmeğimi aldım. Tersimi örüyorum. Arkaya attım, düz. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar Şöyle biraz bu tarafa alıyorum elimle kalını yaparken şuradan batıyorum. Tekrar arkaya attım. Düzü düz örüyorum. Bana taraf attım. Şöyle birazcık bollatıp şu elimle tutuyorum ve arkadan batıyorum. Kalına batması, elini alırsan daha kolay tekrar arkaya attım düzü düz örüyorum terkir tekrar bana taraf attım şöyle elimle bu tarafa aldım tekrar arkaya atıyorum tekrar bana taraf şöyle arkadan tekrar düz bana taraf attım Dediğim gibi bir numara daha büyük şişle çok şahane olacaktı arkadaşlar. Benim elimde yoktu. Asa sipariş verdim ama kargo gelmedi. Bu şekilde sıramızı yine bitirdik. Aynı şekilde diğer sıramızı da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bundan bırakalım. Aynı şekilde yaptığımız için diğerinden devam edelim şimdi bu ördüğümüzden devam edelim burası ters yüz arkadaşlar eğer ince ile örüyorsak ters yüzündeyiz zaten de belli oluyor bunu da söylemeye gerek yok hemen buradan ilk örmeden aldım arkaya attım düz olarak örüyorum gördüğünüz gibi zaten ilk ilmeğimiz düz Şöyle netleştirelim. Düz olarak ördüm. Bana taraf attım. Arkadan ters olarak örüyorum. Tekrar arkaya attım. Düz olarak örüyorum. Tekrar bana taraf attım. Şöyle arkadan örüyorum. Tekrar düzünü örüyorum. Düzde hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar düz örüyoruz. Sadece terste şöyle arkadan alıyoruz ilmeğimizi. Şöyle öne atıyorum. Ters ilmekteyiz. Tersi şöyle buradan alıp örüyorum. Düz ters oturduğunuz yerde çok kolay çünkü ben şişleri rahat hareket ettiremiyorum masanın üzerinde olduğu için masaya da çarpıp ses çıkarmasın diye arkadaşlar bu şekilde örüp tamamlıyoruz hiçbir şey yok bir tane ters bir tane düz örgümüz sadece düzü düz örüyoruz tersi ilmeğimizi arkadan alıyoruz şöyle arkadan alıyoruz Şimdi ben bu sırayı başa çıkayım. Bir tane de düz yüzünden göstereyim bu büyük modelde. Şöyle sıramızı başa geldik arkadaşlar. Şimdi bir tane de kalınla örelim beraber. Yine ilk baştakini örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlk baştaki düzümüz var zaten. İlk baştakini düz olarak örüyorum ördüm şişimden geçirdim şimdi arkadakini öreceğiz şöyle arkadan alıyorum ördüm ve çıkardım tekrar arkaya atıyorum buradaki düz düzümüzü düz olarak örüyorum tekrar öne attım şimdi arkadan alıyorum ilmeğimi çıkardım düz ipimi bana taraf atıyorum çok hareket ettiği için bazen odaklamıyor şimdi ters örüyoruz şöyle bunu birazcık bollatıyorum şöyle bu tarafa getirip elimle tutuyorum hemen arkadan kolaylıkla ilmeğimi alıyorum tekrar arkaya attım düz örüyorum bana taraf attım şöyle ilmeğimi hafifçe bollattım elimle tuttum şuradan hemen batıyorum bu şekilde modelimizde devam ediyor arkadaşlar şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum ben şimdi bunu başa çıkayım Arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Örmesi çok zevkli. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın.